hanımlar beyler, Mecidiyeköy Dada Salon'dan yayınlanan Uykusuzlar Kulübü devam ediyor. Umuyorum sahurunuz güzel geçiyordur. Biz de sizlere eşlik ediyoruz sabahın bu erken saatlerinde hep birlikte. Şimdi ilginç bir adam gelecek. Aslında ben biliyor musun ki hep şunu düşündüm Tuncer'cim. Her zaman dedim ki madem ufak tefek çirkince bir bebeğim, o zaman beynimi çalıştırmam lazım. O zaman bir şeyler yapmam lazım. Ya da hani kızların hoşuna gidecek bir şey yapmam lazım. Bütün bizim gibi ufarak teferek tipler, bütün bu küçük çirkinler böyle düşünmüşüzdür. Ne zaman ki Mesut Süre'yi tanıdım, hata yapmışım dedim. Şimdi 2 metrenin üstünde kocaman, yakışıklı, kafası çok iyi çalışan ve müthiş esprili bir adam geliyor. Hanımlar beyler, Mesut Süre! Hemen bazı performans bilgileri demeyeceğim, fizik bilgileri. Boy 2.20.1 olmadı. 2.01, 120 kilo, ayak numarası 47. Böyle bir devle beraberiz. Çok zor. Halbuki bu kadar kafanın çalışmaması gerekiyordu. Senin kan deveranının yavaş olması lazım. Ama şimdi yani kısa çirkinler mecburdu. Büyük çekinler ne yapsın? Benim. Biz de mecburuz aslan. Çok acayip ya. Bir de kendim güldüm, hayırlısı olsun. Kocaman seyircimiz yok, normaldir. Ha. Kendi kendimize deli gibi eğleniyoruz. Peki bu kocaman, her şeyin mi kocaman? Mesela burnun da kocaman. Evet. Üzücü ve büyük burnundan doğru düzgün nefes alamıyor. Çok acayip. Çok acayip. Ben de buna şaşırıyorum. Çok acayip. Benim normalde burnumun içinden sürekli bir hava giriş çıkışı olması lazım. Olması lazım. Dinç uyanmam lazım. Yok arkadaş, burnum büyük, nefes alamıyorum. Tüküreyim böyle işe. Gerçekten fiziksel bir şey var mı? Bir deviyasyon falan gibi bir şey de var. Yani hiç ölçtürmedim. Baktırmadım. Yoktur diye tahmin ediyorum. Genelde biz ufak tefekler bu büyük adamlarla ilgili kınayıcı şakalar yaparız. Mesela işte bunların kafası çalışmaz. Bunlar sadece spor yapar falan. Cinsel performansları da zayıftır. Kan deveranının yavaş olmasından dolayı. Öyle değil, değil mi? Koca bir sessizlik. Kim nereye çekerse hayırlı olsun. Ezici bir sessizlik. Peki, şimdi çok farklı şeyler yapıyoruz. Birincisi, bir gösterin var ve bu siz hepiniz, ben tek. Evet, bu stand-up. Bu stand-up gösterisi. Sonra Mesut Süre ile Rabarba programı. Radyo programı. Evet, Virgin Radyo'da. Doğrudur. Devam ediyor. Hatta biz aynı saatte karşı karşıya. Aynı saatte karşı karşıya. Bayağı rakibiz yani. Ondan beni kimse dinlemiyor. Sen orada olduğun için. Estağfurullah. Ben tabii çok üzüldüm sen başlayınca tekrar. İnsan üçe koyar ya. Çok sen niye zarif, altıda yapıyorsun? Çok zarifsin. Çok teşekkür ederim. Ve bir de YouTube'a koyduğun ilişki testi diye bir program var. Evet, var. Ve bizde de bizi kırmadın. Bir oyunumuzun başında burada kısa bir süre sahne aldığında ben tek kişilik gösterinden bir küçük bölüm herhalde bize gösterdin. Ben o bölümün çok etkileyici olduğunu gördüm orada. Çünkü benim hiç tahmin etmediğim bir şey ve başka hiçbir stand-upçının belki de cesaret edemediğim bir şeyi yapıyorsun. Hemen geliyorsun, diyorsun ki şunlar ellerini kaldırsın, bunlar ellerini kaldırsın. Sonra siz ayağa kalkın. Evet. Sonra siz şöyle yapın, siz şuraya dönün, siz bunları söyleyin falan. Dedim ki bir adam daha yeni başladığı, ilk bir dakikası dolmamış bir gösteride nasıl bu kadar insanı böyle yönlendirebiliyor, yönetebiliyor? Yani bir Allah'ın kulu da demedi ki bir dakika ya zıppırt ne ayağa kalkıyoruz. Bir süre sonra seyirciyi böyle bir hale getirdin yani. İşte o büyük olmakla alakalı. Bence korkuyorlar. Korkuyorlar bence. Yani ben olsam kalkmam. 60 lira para vermişim diye kalkıyor. Yani. Ama etkileyicisin. Niye sağa dönüyorsun? Ama etkileyicisin. Azıcık dik dursana hayata karşı. Ama ve tabii ki çok işler var. Mesela 2 tane film var. Yapışık Kardeşler, Bizans Oyunları. Doğru söylüyorum değil mi? Şey var, Yok Artık var. Yok Artık filmi. Ha, evet. Ve Yılmaz Hoca'nın Organize İşleri 2'de küçük bir ölüm var. Bravo. Piyasadan Büyük Alacağımız var kitabı. Ne anlatılıyor kitabı bu?
2012'de. 8 sene önce yazdık ya. Biraz sene. Böyle bizi dinleyen oldu da belki dedik kitaptan yürürüz falan. Kitap yanıyor yani, hiç okumayın. Peki. Şakasından değilim. Peki şimdi gösterinden bir bölüm görelim. İlişki testi. Pardon, bu ilişki testi. Yani bu YouTube'a koyduğun. Evet, doğru. YouTube'a koyduğun ilişki testinden bir parça izleyelim beraber. Günü anlatsana bana şekerim. Tanışmanız? Ankara'da oldu. Bir pişmanlığın var mı bu konuyla ilgili? En kavgalı anınız Tuğçe. Birbirinize hediye alır mısınız? Az. İç çamaşır almışsınız var mı? İç çamaşır. Birbirinize. İç çamaşırı. Hediye olarak. Bu soruyu bu kadar garipsemeniz, bu soruyu ilk defa duymuş. Don mu? Güzel. Güzel mi? Kendi şarkıları var mı? Var. Sana yazdığı şarkı var mı? Var. Evlenme teklif ettiği şarkı var. Vay. Adı ne şarkının? Benimle evlenir misin? Dur. Bu anlatır mısın bize bunu? Şimdi hem sahneye bir çift çıkarıyorsun. Doğru. Yani bir çift, yani evli ya da değil, değil mi? Bir yandan, sevgili ya da evli. Sevgili ya da evli. Bir yandan diğer izleyenler var. Ve ne oluyor bu bir... Grup terapisi gibi bir şey yapıyorsun. Ya değil aslında. Hiç o kadar iddialı değil. Formatın kendisi çok güçlü. Bir tane çocuk var. Dramaturg Süreyya Bursa. Beraber yürütüyoruz bu işi. Bir de yönetmenimiz var. Baran Şaşoğlu. Format aslında böyle 25 tane 30 tane soru soruyoruz çiftlere. Diyelim sen hanımla geldin. Sana diyorum ki hanımın daha güzel olsaydı dediğin bir fiziki özelliği var mı? Hanıma diyorum ki Okan Bayülgen'in bir huyunu değiştireceksin. Hangi huyunu değiştirirsin? Güzel. Evet. İşte ilişkinin kıskancı kim? Senin diyelim üçüncü evliliğin. Daha önceki evliliğini konuşuyoruz. Senin eski hanımda olup da şimdiki hanımda olmayan ne gibi bir güzel özellik var gibi böyle kaşıyıcı 25-30 tane soru. Gelenlerin çoğu da çift ama bireysel olarak 3 arkadaş 5 arkadaş da gelebiliyorlar. Ve sonra bir 80 dakika çekim yapıp 55-60 dakika yayınlıyoruz. Harikulade. Evet. Ama burada senin gösterinde de gördüğüm ve burada da gördüğüm bir şey var. Çok iyi hazırlanılmış. Yani aslında şu, her şey doğaçlama ilerliyor orada. Doğru. Ama sorular çok iyi. Matematiği var işte. Bravo, matematiği var. Vallahi var. Yani çok güçlü iş ya. Yani bana denk geldi Türkiye'de. Bence çok güçlü bir format. Her ülkenin kendi komedyeni de bu işi becerebilir, yapabilir. İşte İran'ın komedyeni, işte İsveç'in komedyeni, kendi ülkesinde çiftlerle konuşabilir. Çünkü benim biraz da bir huysuz tavrım vardır sahnede. Çok örtüştü. Kendim de ilişkilerle ne çok demek, alakam huysuz, yok. Huysuz tavır ne demek? Huysuz ilişkine benzettiler beni. Azıcık bir gurur duyuyorum. Büyük hayranıyımdır yani. Evet, evet. Hepimiz, hepimiz onlar. Bazen yani seni andırdığımı söylerler, onunla da bir, ayrı bir gurur duyuyorum. Çok sevinirim. Biraz şeyimdir böyle... Tam gömme değil de gönül ala ala gömme diyorum ben buna. Yani birine şaka yapıp üstünden çok tatlısın falan deyip sonra onu eşitleme. Halbuki bir gömmüşüm ama, yani. Ama hakikaten korkutucusun ha, değil mi? Yani bir anda patlayan kahkahalar, kocaman bir adam, eyvallah yok. Ha? Yani hakikaten zor yani. Biraz da tövbe estağfurullah meclis gibi seyirci diyorum. Kendi kendime gülüyorum. Evet. Şurada insan olsa da gülerdi ya. Patlıyor. Orkestra değil mi? Bari siz gülün. Tuncer patlamıyor mu? Yine gülmeye başlıyor galiba. Evet peki. Bu radyo programından biraz söz edelim. 10,5 orası... sene oldu ya. 10,5. 10,5 sene 10,5 mi oldu? 2008 Ekim'den beri sadece bir ara verdim. Maşallah sana. Evet, çok sene. Önemli bir şey. Radyoda istikrar çok önemli bir şey. Ben de tabii ki artık bu kadar yıl geçtikten sonra tekrar radyo programına başladı. Ondan sonra ya herkes diyor ki işte bir ay yapar bırakır filan, 6 ayı geçmişiz. Ondan sonra fakat zor bir saat çünkü hakikaten bütün dünyada çok zor. Aynı değil mi 6 ile 8 arası? 18 diyorum evet. Evet. Aynı saat. 6 ile 8 arası yani o sırada özellikle İstanbul trafiği, şimdi Ankara ve İzmir de katıldı bunlara. Hakikaten o saate hitap etmek çok zor bir şey. Demek ki uzun ve istikrarlı olmak lazım orada. İstanbul trafiğinde özellikle çile çekenlerin arkadaşı olmak lazım. Doğru. Dostu olmak lazım. Sen bunu başarmışsın. Eyvallah, bir mukavele. Ama sabah saati mesela daha bir radyoculuktur. Sabah saati çünkü şöyle biraz. Adam 6'da kaldırmışsın. Doğru düzgün maaş vermiyorsun. Patronunla gıcık oluyor yolda. Sen onu güldürüyorsun. Ya. Sen artık desen ki şunu vur gider vurur. Yani o kadar canı oluyorsun. Örnek biraz sert olup da. Yine vurmayın da. Peki geri dönüşte ne oluyor? Ne farkı var sabahla? Geri dönüşte dağılıyor baba. Bazı çünkü insanlar her zaman aynı saatte işe giderler ama aynı saatte dönmezler. Bravo. Yarım saat önce çıkar, bir plan yapmıştır, şey ofisin orada kalır, arkadaşlarıyla kahve içer falan filan. Sabah aynı gün aynı saatte aynı adamı güldürüyorsun. Ve o biliyor sen oradasın. Akşam biraz daha böyle kaos, karışıyor. Yani 100 kişi eksiliyor, 300 kişi geliyor. Yine güzel ama mesela sabah artık ben... Yani gözüm yemiyor altılarda kalkmayı. Çünkü 3'te 4'te yatıyorum zaten. Evet, ama akşam saati sabaha göre bir tık daha böyle karışık.
Peki özellikle İstanbul'la ilgili bir şey sormak istiyorum. Tabii. Şimdi acaba bu 6-8, 6-8 doğru mu? Şu açıdan soruyorum. Çünkü ben kendim de trafikte olduğum zaman mesela 5'ten sonra zaten bir yoğunlaşma var. Bence 5-8 ideali. Bravo. Ben de öyle düşünüyorum. Tabii tabii. Ben de. Hatta 7.30'dan sonra da, 7.30'dan sonra da işin gevşediğini düşünüyorum. Doğru. Yani birçok dinleyicinin artık gittiğini, sonunda evlerine girebildiğini. Aralarda işte uzun şarkı. Ya belki 5.30-7.30. Ben de hep onu düşünüyorum. Yani aslında belki, ama sonra da bana diyorlar ki ya sen öyle düşünüyorsun. Çünkü sen İstanbul artık o kadar büyük ki hakikaten her gün 2 saat, 2.5 saat yol tepenleri düşünmüyorsun diyorlar bana. Yani en fazla 40 dakika trafikte kalıyordur. Tamam bu da 6 ile 8 arasında bir yere sığışır falan. Öyle değil yani. 3 saat gidenler var. Var ama herkes değil şimdi. Hmm. Matematik her şeyi anlatır ya. Hmm. Tamamı 3 saat gitmiyor. Hmm. Kimse kimseyi yemesin. Yani bazısı evet 3 saat gidiyor da. Şimdi orada şöyle diyor. Mesela oyununda da soruyorum ben sana. Nerede oturuyorum diyorum. Vadımköy diyor. Nerede çalışıyorum diyorum. Tuzla diyor. Diyor ki taşın. Yani ben de o anda aydınlanacak. Ana diye. Ulan ben niye çekiyorum bu trafiği? Ev senin mi diyorum kira diyor. Onu diyorum niye kendine bu eziyeti yapıyor? Taşınsana o zaman. Yani bu 3 saat gidenler biraz %5-10. Asıl bence 5'te başlanır. 7.30'da aslında bütün performansını gösterirsin. Sonra uzun şarkı atarsın. Sonra yer içersin. Ben özellikle şuna çok içerliyorum. Yani ben tabii ki böyle kimsenin hayatı hakkında hüküm veremem. Ya da şartlarını bilmeden tavsiyede bulunamam ama... Ben trafik de veriyorum. Sen de veriyorsundur yok. Belki. Vermiyor musun? Ben bazen trafik yok diye aratıyorum. Yok diyorlar kapatıyorum yayını. Abi trafik yoksa biz yokuz yani. Kendi kendimize konuşuyoruz. Trafikte mesela trafik verirken bakıyorum ki yani bir 15-20 dakikada bir trafikten bahsediyorum. Trafik haritasından bahsediyorum. Ve köprüler, viyadükler İstanbul'da birden 10'a kadar derecelendirilmiş durumda. Ve 10 derece abi. 9 derece. Yani trafik durma noktasında falan bile değil. Durmuş, kıpırdamıyor. Fakat Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş 0. Ferah feza. Evet. Peki baba, yani biraz da tersini düşünün. Hatta birçok kişi bunu düşünsün. Neden Avrupa yakasında oturup Anadolu yakasında çalışmıyorsunuz? Yani olamaz mı mesela? Hele hele yeni nesil. Zırt pırt, ah burada mutlu muyum bu iş yerinde galiba bana mı? Yani tamam baba istifa et ve öyle iş bak. Yani Anadolu yakasında da bir sürü şirket var. Yani çalışacak bir yer bulursun ya. Korkunç bir şey yaşanıyor her gün ve niye anlatıyorum bunu? Çünkü radyocunun işi şöyle zor. Çünkü artık intiharın eşiğinde insanlara yayın yapıyoruz. Doğru. O saatte. Bitmiş adam yani bitmiş. Bitmiş ve... Eve dönecek. Bir de eve dönmek de ne kadar doğru adam için bilmiyorum. Yani sabah zaten o evden çıkmış. Aynı karı, aynı çocuk, aynı yaşlılar ya da aynı bir şey falan. Yani herhalde... Buradan herhalde iki önerimiz var. Bir, Anadolu yakasında da yaşanabilir. İki, başka kadına gidin. evet. Durduk iki bile yapıyorlardır yaktık. Zaten. Sebepsiz yaktık. Kimsenin hayatını bilemeyiz tabii ki. Peki, bu... Bursalılıkta bir şey var mı? Bursalı olmakta. Yani bunu seviyor musun? Bir memleket aidiyeti yaşıyor musun mesela? Severim Bursa'yı ama çok öyle Bursalıyım diye de... Benim tanıdığım bütün Bursalı adamlar çok akıllı, çok kreatif, çok çalışkan adamlar oldu. Niye böyle bir özel? Ankaralılar için de böyle düşünürüm. Ankaralılar biraz daha şeydir böyle farkında ve eleştiri sahibidir. Yani böyle o öyle olmaz, bu böyle olur, o öyle olmaz. 3 tane Ankaralı kadına aşık oldum, perişan oldum. Anlatsana. Anlatsana. Peki buradan nereye doğru gidebilirsin? Yani mesela bu gösterilerin hakikaten radyo 2 farklı gösteri ve nasıl bir şey hayal ediyorsun? Bir tane daha var aslında. Ben radyo programım Ravarva'da hep konuk ağırlarım. Ben yalnız başına hiç sevmem mizah yapmayı. Hep biri olsun yanımda ve onunla laflayayım. İkişer konukla yaparım. Ama yalnız başına çok iyiydim ben izledim yani. Stand-up'ta iyiyim. Evet, 11 sene oldu. 1100 oyun oldu. Öğrendim canım. Maşallah. Eşek olsa öğrenir artık. Maşallah. 100 kere çıkmış yani. Maşallah. Yani. Feren abinin 2200 yaşıyordum falan evet. Şeyler. Oo, ben rekora gidiyorsun. Ben oyun koyup... maşallah. Rekora gidiyorsun. Rekor kırıp gelsem. Feren abi dünya çapında yani. İnanılmaz bir şey. Her satırını okuduğum müthiş bir ustamızdır. Ne konuşuyorduk? Kafam gitti benim. Radyocuya bak. Ne konuşuyorduk lan biz? Nereye doğru gidiyorsun sence? Ha, çok düşünmüyorum.
düşünmüyorsun. Ya. Yani biraz çok memnunum yaptığım üç işten de. Hmm. Şimdi Ramarva'da aldığım konuklardan beş tanesi yine stand-upçı oldu. Hmm. Bir yıldır sahneye çıkıyoruz. Ben moderasyon yapıyorum, insanlarla konuşuyorum. Hmm. Onlar arka arkaya 20'şer dakika çıkıyorlar. Hmm. Ramarva Comedy Night diye. Hmm. Gözümün önünde bir sene önce böyle anlatamayan ama ya da yani böyle eksik anlatan, heyecanlanan insanlar şimdi cayır cayır stand-upçı oldular. Hmm. Bu çok güzel bir süreç benim için. Yani vay anasını oldum yani kendimce. Hmm. Nereye gider bilmiyorum. Bence bu ilişki testi sonsuz bir format. Kadının da erkeğin de konuşkan olduğu bölüm çektiğimiz sürece bu yayınlanır. Nereye gider bilmiyorum ama 16-17 milyon kişi izledi şu ana kadar toplam 50 bölümü. Çok kıymetli benim için. Hmm. Çok daha böyle Berlin'e gittim işte en son stand-up'a gittim. Oraya da 100-150 kişi gelmiş. İlişki testi izleyip gelmişler, stand-up'a gelmişler. Güzel. Bunlar kıymetli şeyler. Bir şeyler oluyor hayatımda ama ben 10 yıldır, 10,5 yıldır Rabarba yapıyorum ve dinleyici beni hep el üstünde tuttuğu için bende pek bir fark olmuyor. Yani zaten beni pamuklara sarıyorlardı. Biraz daha fazla insan biliyor şimdi. O yüzden iyidir. Her şey yolunda. Yani. Peki bu bir röportajında diyorsun ki minyon kadınlardan hoşlanıyorum. Oylumun programında söylemişsin. Bu haksızlık değil mi? Yani... Ama insan kendinde olmayana aşık olur yani. 2 metre 1 santimsi. 1.95 kadına biz ne yapalım yani? Evet. İsveç'i mi fethedelim yani? İki kişi. Bir de güzel, güzel, ulan güzel. O kadar komik ki bir kişi var o gülde. Hay Allah razı olsun. Dur bakalım ya bu seyircinin nasıl olacak acaba? Mizah biraz da rezil olma işi. Kesin. Ve bunu tabii söylüyorsun. 2,5 sene rezil oldum ben. Bravo. İyi ki söylüyorsun. Çünkü bunu genç çocuklar var. Başlıyorlar mesela. İlk bir birinci işte... üzüm oluyor, bir şeye dönüşüyor, başka bir meyveye dönüşüyor falan filan bir şey yapıyor ve küsüyor. Halbuki hakikaten uzun bir süre kafayı galiba duvara geçirmek lazım yani. Hep rezillik, hep ıstırap, ıstırap. Stand-up sabit hikayeler topluluğu olduğu için bir hikayenin nasıl anlatılacağını sana kimse anlatamaz. Sahne üzerinde deneye deneye, nereye güldüklerini göre göre sen onu şekillendiriyorsun. Hmm. Belki de 40-50 kere anlatmak lazım bir hikayenin oturması için. Tam timingi ve tam duygusu ve tam algısı, sonra tabii timing derken galiba stand-up'ta bilmiyorum hakikaten ama konuşmak kadar sustuğun yerlerde. Aynen öyle. Söylediğin şeyin timingiyle sessizliğin timingi diye. Sessizlik. Evet, o sessizliğin timingi. Aldın mı seyirciyi bekleyeceksin acık. Aslında sessizlik kahkahaları patlatıyor galiba. Aynen öyle. Bak ben 2,5 sene rezil oldum. Hiç güldüremedim. 2,5 sene insanlar çok güldüler. Onlar gülerken üstüne konuştum. Sonra öğrendim. Müthiş. Biraz müthiş. Zaman aldı. Bunlar çok, biraz bunlar bence aldı. Çok çok değerli bilgiler. Şimdi bir... Hanımefendiyi çağıracağız buraya. Evet, biz aşağıda arkadaş olduk. Çok hoş bir hanımefendi. Hem oyuncu hem de bence bu astroloji meselesini hakikaten ciddiye alan, bu işe bilimsel yaklaşan çok da güzel bir kız. Hande Kazanova! Bana dönmeniz gerekmiyor. Karşıya da, kameraya da bakabiliriz. Şimdi tabii ki Mesut Süren'in bu aslında ona da aşağıda söylemişsindir herhalde ama ona da bir sürpriz oldu herhalde. Onun yıldız haritasını mı çıkardın? Evet, elimde. Evet, harikulade. Ben benimkini isterdim ama tabii o daha uzun boylu, daha güçlü, kuvvetli. Bu arada aynı gün doğmuşuz sevgili Okan Bayülgen. 23 Mart. Ciddi mi söylüyorsun? Aa, doğum saati, konuştum. Doğum saati. 00:05. Yok ya. Gece yarısı. Benimkisi evet. Benimkisi biraz ilgilenmiş ama sonra bir günde belki ben bu şansa kavuşurum ama. Şimdi, tabii ki Hande Kazanova'yı çok iyi tanıyoruz. Hakikaten çok zarif, çok hoş, çok ciddi. Show Radyo'daki programımızda beraber çok dolu dolu ve zevkli bir program yaptık. Çok keyifliydi. Siz çok keyiflisiniz, harikuladesiniz. Şimdi hemen başlayalım bakalım mı? Ne olabilir? Bu Mesut Süren'in durumu ne? Ama bayağı bir etkileyici bir şeyler yapıyor ve ben bu konuyla dalga geçen bir adamken, küçümseyen ve hakikaten olayı da biraz böyle ridikülize eden bir adamken Hande ile
O programı yaptıktan sonra yapma ya, hakikaten mi? Ben de aşağıda öyle oldum ya. Tanıştık 15 dakika sonra ikna etti. Evet. Bir de onun kendi hem güzelliği hem aklıyla beraber o da böyle bir illüzyonu galiba var. Yok yok, çok teşekkür ediyorum. Peki. Yani farklı bakılıyor astrolojiye. Yani yavaş yavaş artık fark ediliyor bir takım konular. İşte aslında doğum saatimiz çok önemli. Hani doğduğumuz zaman o kadar belirleyici olabiliyor ki. İşte sağlığımızdan tutun, bütün hayata bakış açımız, eğilimlerimiz, nelerden hoşlanırız, hangi alanlara daha fazla eğilimliyiz. Aslında bir haritaya baktığımızda bunların hepsini görebiliyoruz. Yahu iyi de ben özür dilerim şimdi tam anlatıyorsun, iyi kes yani. Yani durduramıyorum. Ya biz bu kadar yani şu kadar bir şey doğduk yani bebek olarak bu kadar mühim miyiz ki? Mühim miyiz ki o sırada yıldızların durumu falan filan oradan böyle bir şey falan. Şimdi bir ayrıntı var, ben bu kadar doğmadım. Adam büyük doğmuş. Yani benimkine bakabilirsin, biraz daha büyüğüm. Orada bir mağaza bak, beni kurtardın, sağ olasın. Beni vücuduyla eziyor. Ben hakikaten. Tay gibi yürüdüm, doğduğum gibi yürüdüm o kadar. Evet, ayağa kalkmışsın sen eminim. Hakikaten kaç kilo doğdun? 35. Saçmasın. 1.71. Oho. Benim kadar doğmuş. Sonra kısaldım. Benim kadar doğmuş maşallah. Buyursunlar efendim. Şimdi aslında Mesut'un bilgilerini önceden almamız gerekiyor. Üzerine çalışabilmemiz için. Şimdi Mesut'un yükseleni akrep. Tamam. Yükselen akrepleri hemen şöyle bir açıklayacak olursak muhakkak bizi izleyen izleyicilerimiz için. Şimdi yükselen akreplerde genellikle sezgilerini kullanmak çok ön plandadır. Hı hı. Gizli hareket etmeyi severler. Yani kontrol ve güç onların anahtar kelimeleridir. Gizli hareket sinsi diyebilir miyiz? Sinsi demeyeceğim ama stratejik diyebiliriz. Yani bir ortama girdikleri zaman... hemen kendilerini göstermek onlara göre değildir. Önce bir bakarlar. Aa der, burada işte Okan Bey var, kameraman var, onlar var. Okey, bu programı yönetiyor. Ona göre ne yapabileceğine bakar. Ondan sonra karar verir yükselen akrepler. Tabii ki yükselen yöneticisinin çok önemli olduğunu görüyoruz. Senin yükselen yöneticin Pluto çok güzel bir takım yıldızıyla birleşmiş. Bu takım yıldızı Spica takım yıldızı. Gökyüzünün en parlak takım yıldızlarından bir tanesi kişiye... Şan, şöhret, aynı zamanda güzel konuşma, bir takım yetenekler veriyor. Şimdiye kadar baktığın yıldız haritalarında hiçbir insan için şey dedim yani, senin önün kapkaranlık, homeless olacaksın. Hayır, hayır. Yani sen niye Bakur ödemiyorsun, böyle şeyler söyledim mi? Hayır, tabii ki. Yani olumluya yakın mı çıkar genelde? Olumluya yakın çıkmaz ama usluk çok önemlidir astrolojide. Olumsuz bir takım şeyler vardır. Ama o insan hayatını sana göre yönlendirebiliyor ya da hayatına çeki düzen vermek üzere karşına gelebiliyor. Öyle dandun girersen meseleye, hiç psikolojiyi düşünmeden girersen orada biraz aşağıda çuvallarsın. Çok güzel bir laf ettin ama dedin ki kadere müdahale etmiyoruz. Evet, çünkü insanlar evet. Böyle benim söylediğime inanıp hareket etmeye çok meyilliler, o yüzden mesafeli anlatıyor. Tabii Türkiye'de var yani şöyle var, seviyoruz biraz, karşı tarafa yüklemeyi seviyoruz. Mesela danışmanlığa bana gelen çoğu insan... İşte örnek veriyorum, bunu mu yapmam gerekiyor, bunu mu yapmam gerekiyor? Bunu seçsem daha mı iyi olur? Bunu yapabiliyoruz değil mi? Bunu yapabiliyoruz. Yani aslında randevu alabiliyoruz. Evet, doğru. Ve sen karşı tarafta çalışan bir insansın. Evet. Evet, akıllısın. Avrupa yakasında mı oturuyorsun? Hayır, karşıda oturuyorum. Oo, yeş. Yani bravo, daha da akıllısın, herkesten akıllı. Ve orada senin bir ofisin var. Ofisim var. Ve burası... bir danışmanlık ofisi aslında. Danışmanlık ofisi. Evet. Ticaret odasına kayıtlı. Kesinlikle. Vergi verdiğin. Kesinlikle. Tabii hem de sanatçı olduğun için de ciddi zaten vergisini ödediğin bir şey. Çıktı. Peki. Tabii ki bizim iki farklı şey var. Bir ne burcusun diye sorduğumuz ve konuşma akçesi olarak hatta bir kızla oğlanın birbirine yakınlaşmak için filan sorduğu güzel oyuncaklı şeyler var. Bir de hakikaten böyle ciddi bir yaklaşım var. Fakat ısrarla bir de burada soracağım Show Radyo'daki programdan sonra. Niçin yatakta başarısız burç yok? Neden hırsız burç yok? Neden bütün kovalar hırsız olmuyor. Neden katil burç yok? Neden aşağılık karakterli bir burç yok? Neden? Yahu herkes mi yatakta başarılı? Herkes mi çok ateşli, çok inanılmaz,
Çok tatlı, çok ben yani ve böyle biraz hafif hani eleştirel karakter özellikleri biraz işten pazarlıklı olabilir. Biraz kurnazdır falan filan. Bundan başka yahu bütün dünyada kan gövdeyi götürüyor. İnsanlar birbirlerine en ağır mezallimleri yapıyorlar. Katliamlar yapılıyor falan filan. Fakat bu seri katillerin, katliam yapan teröristlerin, iğrenç adamların burçlarında hoş ateşli, yatakta başarılı, aynı zamanda yemek yemeyi seven, pek de tatlı falan filan. Lan nasıl bunların böyle burçları olabilir bu aşağılık insanların yani? Bence şimdi ben şunu yıldızlara öyle, kendileri mi öyle değil? Nasıl bunlar? Şunu söyleyeceğim. Şimdi mesela ben astrolojiye niye girdim? Küçüklüğümden beri çok sorduğum soru vardı kafamda. Mesela niye 12 tip insan mı var? Yani niye biz bunları ayırıyoruz, yaftalıyoruz? O burç böyledir, bu burç böyledir. Aslında kaç milyon insanız dünya üzerinde ve 12 tane mi var? Biz 12'ye mi ayırmamız gerekiyor insanları? 7 milyar bölü 12. Ve şunu hep düşünürdüm. Yani dünyanın bir yerinde bir terazi burcu doğarken dünyanın herhangi bir yerinde bir terazi burcu ölüyor mu? Ya da bunun bir dengesi var mı? Mesela ben hep böyle soruları merak ediyorum. Bu ilginç soru ha. Evet. Bu ilginç soru. Ve şunu gördüm. Saniyede kaç kişi ölüyor? Tabii ki ölüyordur. Evet. Terazisi, ama terazi ölemez. Ama mesela bunu sana nasıl, bunun bir dengesi var mesela? Dünyada ne kadar, yani akrep burcu mu fazla? Mesela hani bunun için bir araştırma yapılmış. Bravo, mesela çok iyi, çok güzel soru. Oğlak burcunun daha yüksek oranla İstanbul'da yaşadığı ile ilgili bir çalışma yapılmış. Çok güzel, çok değişik araştırmalar var. Ama bunlar tabii yetersiz kalabiliyor. Çünkü astrolojiye ve özellikle astrolojiye şimdi bakma sen Okan. Hani çok teşekkür ediyorum davet ettiğin için. Astrolojiye şimdi astroloji demeye başladık. Eskiden burç anlatıyor işte gelsin entertainment gibi bakılıyordu televizyona çıkıldığında. Aman tamam ya, ciddi konulara girme. Söyle işte Koç burcu için ne geliyor? İşte söyle ikizler bilmem ne mi? Boğa çok mu yer? O bilmem ne mi? Yani öyle değil aslında. Yani seni, beni, hepimizi birbirinden ayıran çok önemli, çok güzel ayrımlar var. Yani doğduğun saat seni diğer insanlardan ayıran çok önemli bir özellik. Parmak izi gibiyiz. Bir tane daha Okan Bayülgen yok. Seninle aynı gün, aynı saatte İzmir'de doğanla, İstanbul'da doğanın bile yükseleni farklı. Mesut nasıl? Sıradan bir tip mi? O yani? Mesut keyifli bir insan. Doğru bir iş yapıyor. Ama çok benim gibi muhteşem değil yani. Benim doğduğum saat. beni zorluyor şu an. Ben kariyerlerimizde benim daha muhteşem yani, oldu. Mesela kimin radyo programı daha iyi gidecek onun yıldız haritasına göre? Yapma bunu. Madem rakibiz. Bunu yapma. Ya, hayatında bazı güçlükler, bazı travmalar yıldızlarına göre onu beklemiyor mu önümüzdeki günlerde? Muhakkak ki. Muhakkak. Yani rakiplerden söz ediyoruz şu anda aynı saatte. Virgin ve Show Radio. Şey dedi aşağıda. 12 yılda bir çok gelen, parlarmış. 12 yılda bir denk gelecek bir şey gelmiş bana şu an. Yani şu ara aldım yürüdüm. Azalarak bitecek. Değil değil. Bak 38 yaşındayım. Şu ara aldım yürüdüm. Allah'ım. 50 yaşıma kadar yani kalacağım. Sonlarını 12 yıl dediğin işte 12 yıl oldu. Yani kaç yıl oldu dedin? 10,5. Sonlarda. Ama sadece rakip değil ya bu. Dört tane iş yapıyoruz, anlattık. Yahu burada. Diğer işlerde rakip değilsin. Ben hiç yani hiçbir şey. Ama yani radyo biraz değil mi sarpa saracak gibi geliyor. Hadi başla, hadi başla. Ben bir şey söyleyeceğim. Tamam, ben aşağıda da söyledim. Ya çok radyo ve televizyon onun doğal yeteneği. Evet. O familyadan gelmiş. Çünkü, familyası mı var? Evet, bunların? Hepimizin geldiği, yani daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Bu adamla ben aynı familyadan olabilir miyim? Mümkün değil. Yani? Bak, şöyle söyleyeyim. Allah haritanı muhafaza aynı anda ölsek tebeşirle çizilse demezler ki bunların ikisi aynı tür. Bu büyük olan balina lan galiba. Bu küçük olan sincap, öbürü balina. Ben anemon balığı gibiyim yanında. Evet. Radyo, televizyonculuk, yani teknoloji ve aynı zamanda iletişimle ilgili her tür iş kesinlikle Mesut iş. Ama ben içeride söyledim. Mesela medyaya daha fazla yüklenmesi lazım. Radyo onun zaten cebinde olan, yeteneğini kullandığı alan. Tabii ki burada keyif alıyordur. Hayatı boyunca hep şunu sorsun kendisine. Ne iş yaparsa yapsın, eğleniyorsa doğru yolda demektir. Eğlenip eğlenmediğini çek etmeli. Kendin eğlenmezsen geçmez o karşıya. Evet, doğru. Ve bununla ilgili mesela en ufak bir şeyde hep etrafındaki arkadaşlarıyla, sosyal çevresiyle, dostlarıyla yapmaya çalışıyordur. Birazcık daha kendisini ön plana çıkartmalı ve parlatmalı diye düşünüyorum.
Arkadaşlıklar onun için çok önemli. Büyük değişimler ve dönüşümler sosyal çevre ve arkadaşlıklardan gelecek. Hmm. Ama kendisinin çok yetenekli olduğunu ve ailesine çok düşkün olduğunu görüyorum haritasında. Hmm. Bir de burada söyleyeyim dedim. Hmm. Evleneceği insan baba kökeninin geldiği yerden olacak. Yani Arnavut kökenli olabilir. Ben mesela çok net çıkıyor haritada. Tiran'da gezeyim bakalım oralarda. Peki şu andaki durum ne tabii ki özel hayatınızda? Selam siz misiniz o? Gözü şimdi, kısmış hepsine bakıyor. Bir dakika özel hayatını sormayacağım ama var mı öyle bir şey yani? Belki de belki başka bir şeyin ucunda sen sormuşsundur belki. Şöyle söyleyeyim. Özellikle bu sene çok fazla yakın çevresiyle, bu akrabalar olabilir, kardeşler olabilir, yakın çevresindeki insanlar, yakın dostları olabilir, yine iletişimsel işler, radyo olabilir, yaptığın işle bağlantılı olabilir. Bu sene çok fazla bu alanların aktif olduğunu görüyorum. Mesela 29 Nisan itibariyle yaklaşık 1,5 aylık bir dönem içerisinde çok güzel bir teklif ya da bir anlaşma yapacaksın. Vay be! 29 Nisan, Haziran... Daha yeni girdi. Kaç dedin? 1,5 ay. Evet. Haziran 14. Yine yakın çevreden bir insanla güzel bir aşka yelken açabilirsin. Öyle mi? Bunları söyleyelim 1,5 ay sonra buraya gelin. Çok iyi. 1,5 ay sonra gelmişim homeless'ım ben. Sana güvendik, sana güvendik diye. Mesela Temmuz sonu itibariyle ev, aile, yuva ile ilgili belki ev alımı gibi bir şey, belki aile ile ilgili önemli bir karar, onlarla ilgili önemli bir konu devrede olacak. Çocuk geliyor mu? Ve 28 Temmuz... 1,5 aya gelirse çok şaşırırım gerçekten. Doğmuş çocuk. Haklı çıktı yani. Lan bir de çocuğu olacak. Olabilir. Evet. Ve 28 Temmuz'dan sonra da şahane bir süreç yine onu bekliyor. Ama çok ev, aile ve yuva ile ilgili ne konular ya, çok vallahi, hızlı akacak. Bunu yaşasın. Söyleyebilirim. Birkaç bir şey daha söylemek lütfen, istiyorum. Lütfen. Bu mesela şu an transitleri oturttuğumuzdaki harita. Evet onu içeride söyledim. Bir kez daha tekrar edebilirim. Şu an bizi izleyen yükseleni yay olanlar varsa bu sene yay burcunda ilerliyor Jüpiter ve bir yıl boyunca yani 2 Aralık'a kadar yay ve yükselen yaylar, koç ve yükselen koçlar, aynı zamanda bütün ateş grupları olan aslan ve yükselen aslanlar için şanslı bir dönem. Ne zaman? Bir daha söyle. Ben koçum. Bir daha. Ve tamamen ateşim, koçum. Evet, çok güzel. 2 Aralık'a kadar. 2 Aralık'a kadar. Koç yükselen koçlar, en başta yay yükselen yaylar, sonra koç yükselen koçlar ve aslan yükselen aslanlar için çok şanslı bir dönem. Mesela koçlar bu şanslı dönemi nereden alacak? Koçlar bu şanslı dönemi medyadan alacak, eğitimsel işlerden alacak. Aynı zamanda seyahatler, yabancı insanlarla yapılacak olan önemli iş bağlantıları, hukuki konular bu alandan yana çok şanslı. Aslanlar aşk hayatlarında çok şanslı, aslan ve yükselen aslanlar, çocuklarla ilgili konular. Mesela bebek isteyenler varsa bu sene bununla ilgili girişimde bulunmak isteyenler ya da aşık olmak isteyen, hayatlarında sanat ya da kreatif alanları ön plana çıkartmak isteyenler varsa, eğitimcilik de dahil olmak üzere aslanlar için çok şanslı. Yay ve yükselen yaylar için 12 yılda bir gelen şanslı bir kapı açılıyor. Senin de birinci evinden geçiyor işte bu. 12 yılda bir gelen şanslı bir dönem. Bu dönem başlattığın işlerin karşılığını 12 yıl boyunca çeşitli alanlarda alabilirsin arkadaşım. Yürü. Aynen. Mükemmel. Bu hafta gelecekti Ekrem İmamoğlu. Ama gelecek haftaya bu YSK kararından sonra koşturması içerisinde gelecek hafta gelecek. Süper. Ekrem İmamoğlu'na tekrar davet etmek istiyorum. Seni. Çok isterim. Ben de çok isterim. Ne oldu? Yoksun burada. Gelemezsin. Önümüzdeki hafta ne oluyor? Yokum. Önümüzdeki hafta bilmiyorum işte ne zaman kayıt yapacağız bakalım. Olur. Kayıda ama göre çünkü gelirim. Yani 23 Haziran seçimleriyle ilgili. Ha bir de bu arada çok enteresan güzel bir şey yapıyor. Sadece insanlarla ilgilenmiyor. Örneğin değil mi bazı danışanların şirketleri soruyorlar sana. Evet. Ha? Evet. Yani ülkelere de bakıyoruz. Ha. Dünya astroloji. Olduğu gibi mesela Ghana'ya bakıyor musun? Şu şey. Evet. Her Ghana gelmiş iyi akşamlar. Hande Hanım Ghana olarak. Hayır öyle ya, değil. İstanbul'a bakar mısın? Ghana kadar içinde. Değil. Ghana kadar bir reis. Değil ama. İstanbul'a bakabiliyor musun 23 Haziran'a? Tabii ki bakıyoruz. Zaten hakikaten mi? Türkiye haritası yani 29 Ekim 1923 saat 20.30'da Atatürk ilan etmiş ve Türkiye'mizin bir haritası var. Yükseleni yengeç. Her şey 5. evde bir gün inşallah hani onu da yapalım.
her şeyi ona göre yapıyoruz. Ha. Zaten ona bakıyoruz. Önümüzdeki dönemi oradan anlamaya ve algılamaya çalışıyoruz. Dur o zaman 23 Haziran'ı söyleme. Tamam. Baktın mı? Baktım. Yapma, söyleme. Satalım. Abi satalım. Ben varım. Satılıyorsa ben varım. Abi satalım. Kesin satarız. Neden satarız biliyor musun? Üstelik herkese satabilirsin. Bütün partilere satabilirsin. Niye satmayasın ki? Bedavadan söylenir mi? Satılabilir. Yani her partiyi ayrı ayrı satar. Hani ona ayrı buna ayrı değil. Sen zaten aynı şeyi satacaksın. Dürüstçe. Yahu o kadar araştırma şirketi var. Nasıl para kazanıyorlar biliyor musun? Uçurursun. Sen kendini ne durumda görüyorsun ekonomik olarak kendini? Yani 23 Haziran'dan önce böyle korkunç bir para görünüyor mu? Yok, değil. Nasıl ya? Yani öyle şeyler, yani öyle, şimdi şunu anlatmaya çalışıyorum. Su faturası çıkmış. Şimdi bazı şeyleri biz o gün de konuşmuştuk radyo programında. Bazı şeyleri görmek değildir mesele. Mesela bazı astrolog arkadaşlarımı ben görüyorum. Ben işte bunu yazmıştım, ben bunu bilmiştim. Bunu yazmak, bilmek değil sorun. Biz Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşıyoruz ve bu ülkenin vatandaşlarıyız. Bir sorumluluğumuz var. Ben şimdi bunun sonucunun ne olabileceğini bakarak tahmin etsem dahi söyleyeceğim şeyler belirli insanlara dokunurken belirli insanları sevindirecektir. Bunun uslubu ve bunun şeyi çok önemli. Çok doğru. Bu hassasiyeti göstermen çok hassasiyet önemli. Gerçekten ülkemiz için önemli. Diye düşünüyorum. Çok da önemli. Peki hadi biraz şu medya arkasının ikinci bölümüne bakalım görelim. Yılları. Mesut da burada. Bir de babasını arayan bir hanımefendi var. O hanımefendi o kadar sevim, ya sevim çok tatlısın biliyor musun? Şimdi bence Sevim babasını aramaya gelmiş fakat televizyona çıkacak. Dur. Çok seviyorum. Yıllarca da her medya arkasında konuğumuz oldu. Benim deyimimle Nigar Kanlı yaptığı program itibariyle kendi ismi Müge Anlı çok başarılı işler yapıyor. Hem adli hem televizyonculuk açısından evet izliyor. Fakat burada tabii göreceğimiz şey çok hoş bir konu değil mi? Bir şey olmuş falan. Fakat şeye dikkat et yani oradaki o sarılmalar, o tatlılıklar, o böyle... şey tatlılığında, kurabiye saflığında güzellikler. İlk defa herhalde Müge'nin programında böyle bir an yaşanıyor. Bu kadar tatlı ve sevgi dolu. Yani cinayet var çünkü. Görelim. Bence Sevim babasını aramaya gelmiş. Fakat televizyona çıkacak diye o kadar heyecanlanmış ki dişlerini evde unutmuş. Anne ben sana söyledim canım. Hani insan telefonunu falan evde unutuyor. Müge tabii Mesut doğru söylüyorsun. Yani Müge sert bir kız yani. Evet, onun şakası da o. Ha, dişlerini evde unutuyor. Ayıma bak topallıyor lan bu tekniği. Evet. Çok ayıpmış be. Evet. Devam. Hani insan telefonunu falan evde unutur ya. Bu da dişlerini unutmuş. Ne yapıyorsun iyi misin? Saklanıyor. Fakat böyle... tabii ki buradaki ilişki de çok acayip yani. Oo dişlerini evde unutur. Keşke dişlerini evde unutsaydın. Tam olur daha ben de unutsaydım. Devam devam. Bardak getirmiş. Ne yapıyorsun iyi misin? Saklanıyor. İyiyim ne yapayım? Böyle de çok güzelsin hiç fark etmez. Yazık satmıyorum. Dinledi yıktım gülmedi. Güzel ablam. Ben var. Gülme kriplerimiz 2-3 gün önce mi? Ne zaman? Gece öyle bir video yaptık arkadaşlar. Ne o? Bu ne? Bu ne o? İnanılmaz bir. Dur. Evet. Hatice. Evet Hatice. Başına talihsiz bir olay geldi. Hatırladığım kadarıyla galiba eşini kaybetti değil mi? Ve Hatice tabii belki bu üzüntüyle falan kendini serbest bıraktı. Yani tabii ki çok travmatik bir olay. Başsağlığı diliyoruz. Benim bildiğim kadarıyla ben çünkü çok yakından ilgilenmiyorum. Yıllar öncesinde benim programıma da gelmişti. Çok duygusal, çok tatlı bir hanımdır. Tabii birkaç estetik operasyondan sonra o kız mı bu mu hatırlayamıyorum tabii ki tam olarak ama burada bir gülme krizi yaşıyor. Senin herhalde size gösteriye gelmiş. Ama çok ağır bir gülme krizi. Görelim beraber. Arkadaşlar. Ne o? Bu ne? Bu ne o? İnanılmaz bir. Evet. Ne?
bir şey havalandı ama. Ay sonunda zaten iyi vereceğim. Ama hepsi koktular. Dur. Şimdi bu tabii ki ikinci sayfadaki kızlar çok akıllı kızlardır. Yani öyle olaylar yaşadılar ki bu canlı programlarda ilk defa onların yüzünde endişe gördüm. Ben de şey hissiyat uyandım. Yani hakikaten ha derken şuradan bıçağı çıkarıp falan böyle şak şak falan ilk defa endişe gördüm. Fatma Yeri'nin filminde kartal vardı ya çocuğu kapıyordu. Magazin programcılarına birini kapıp gidecekler. Gitti bir tanesi, hayırlısı olsun. Görelim. Evet orada. Ay, ne Hatice kaldın ne Hatice gördüğün yüzüm koptu gitti. Hatice'yi daha önce Mustafa ile Suzan kardeşin biz al krizine girdiği o anları getirelim ekrana. Gidemiyoruz zaten. Ay Allah'ım yarabbim. Ay Harcı gülüyordu ve hala gülüyor. Dur. Ben bu kızı kesinlikle konuk olarak istiyorum. Kesinlikle konuk olarak istiyorum hakikaten çünkü bu gibi programların hakikaten böyle deli dolu insanlara ihtiyacı var abi. Gülecek burada bütün stüdyoyu dağıtacak ve kahkahalar. Ne güzel ya ne güzel ya hep böyle insanlara ihtiyacı var. Şöyle olamadın. Şöyle olamadın. Olamadın. Olamadım. O böyle. Seni küçük hanımefendi böyle. İçine... Hala matematik, evet. Bilim, geometri, ya bırak ya. Böyle, ya şöyle olamadın, şöyle bak şansın vardı, ya. Güzellik sende, oyunculuk sende. Şöyle kendini bırakamadın, bir rahat bırakamadın. Hanımefendi böyle. Bir şey tutuyor, böyle, yapacak bir şey yok. Devam. Ay hocam, kanım harcı gülüyordu ve hala gülüyor. Evet. 11 yıldır ilk kez böyle bir şey görüyoruz. Hani ağlamak gibi gördük ama... Dur, bunu da anlamıyorum. 11 yıldır ilk defa böyle bir şey görüyoruz. Ulen her programda adam kadını dövmüş, bir iki öbürünü kesmiş, bir iki gebertmiş, o öbürü ağlıyor. Yılmaz Morgül kaç defa bunlara katılıp ağladı? Kaç defa ağladı? Sanat müzik diyerekler. Neler yaptı? İlk defa bir kız güldü, kendi kendine işte bunları ha filan diyerekten böyle şey yapar. Bak onu diyor ki 11 yıldır ilk defa böyle bir şey görüyoruz. Korkunç. Ne yaptı? Güldü ayol. Devam. Krizine girini daha hayatımda ilk defa görüyorum. Allah'ım görüyorum. Hep üzülmüştüm seni. Ben şuradan bir gideyim. Ben gidilmiyor. Dur. Gidilmiyor. Yanlış yere çıkarsın daha çok gülersin. Dur. Bu arada şu koşmayı da anlamıyorum. Yani biz mesela koşsak neremizi tutacağız? Aman iki tane vardı değil mi? Tamam düşmesin diye. Devam. Gidilmiyor. Yanlış yere çıkarsın daha çok gülersin. Dikkat et. Kız ne oluyor? Sinirleri mi bozuldu? Bir su atın kafasına. Dur. Su atın mı? Hayır, itfaiye hortumuyla gelin şey yapın. Su atın. Allah Allah. Ya su atın ne ya? Yani hakikaten ben bayılıyorum böyle insanlara Hatice gibi ya. Hakikaten bırakmış gayet güzel. Oh, keyfini yaşıyor, dalgasını geçiyor belki de olabilir. Yani su atın suratına. Çok levye ile dövün. Devam. Oh. Bir su atın kafasına. Ay. Evet. Mehmet Bey'i tebrik ediyorum. Genç yaşında ülkemize çok büyük kazanım. Ya biz yokken neler oldu ya? Biz yokken neler oldu? Şu olayı bile takip edemedik ya. Ne güzel, ne güzel, nasıl başarılı, nasıl güzel iş adamlarımız var. Görelim. Alkış rica ediyorum kendilerine. Şöyle seslenmek istiyorum. Delikanlım, işaret aldığın gün atandan. Yürüyeceksin, millet yürüyecek arkandan. Sana selam getirdim Ulubatlı Hasan'dan. Elde sensin, dilde sen, gönüldesin başlasın. Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın. Metre kazan kalıyor, 3 metre kalıyor. 3 metreyi ben bu kadın halimle atlarım yani. Atlanabilirim. Çok rahat atlarım. Onu görmek istiyorum. Sen o hareketi yapıyorsan yap ya da cesaretin varsa bilmiyorum. Çocuklar, çocuklar medyada çalışmak artık çok zor bir şey. Bizim
TV yüzümüz, yeni kanalımız, yeni bir girişim, heyecanlı bir girişim, bir bağımsız sermaye. Böyle bir işe girdi ama görüyoruz ki gelen çok değerli haberciler, kamera arkasındakiler, kamera öndekiler bir süredir medyanın durumu dolayısıyla ya işsiz ya ara vermek zorunda kalmış. Bir yandan yeni gençler geliyor, bir yandan gazetecilik okullarından, medya okullarından yeni yeni mezunlar geliyor. Hakikaten medya çok zor. Her şeyi yapmak zorundasınız. Her şeyi yapmak zorundasınız. Ne programı olursa olsun. Sadece haber peşine koşmak değil. Mesela Kadın Saati, öğle kuşağı, değil mi? Orada bile bu çocuklar nasıl canlarını dişlerine takıyorlar, nasıl fedakarca çalışıyorlar görelim. Arkadaşım Pembe yanımda ve kendisinden rica edeceğim. Mikrofonumu ona devretmek istiyorum ve buradan... Atlayacağım. Eyvah eyvah. Atlaması, yani ben aslında şu anda yolu tamamen yaralamış durumdayım. Şu anda Beyazıt'ın akıbetini bilmiyoruz. Dur. Ya ne komik değil mi? Beyazıt oradan kendini sarkıttı ya. Akıbetini bilmiyoruz. Büyük ihtimalle aşağıda turşu gibi olmuştur. Evet. Allah Allah. Devam. Saatiniz çok güzelmiş Esra Hanım. Teşekkürler. Biz onu balayı dönüştürdük. Bu çok güzel. Bu çok güzel. Ya yeni ev kurmuşlar değil mi? Ha? Gelin kaynana falan oturuyorlar. Birbirlerinin işte evlerini eleştiriyorlar falan. Ne güzel. Nasıl bilinçli bir toplumuz. Çok güzel tabii sorular. Görelim. Teşekkürler. Biz onu balayı dönüşünde Antalya Havaalanı'ndan aldık. Çok farklı. Evet. Evet. Çok farklı. Ama gözde 10'u 10 geçiyor. Antalya Havaalanı'ndan aldık. Çok saat. Saat mi o? Saat. Ben ürünü anlamadım. Einstein ben saati. Gitmişimdir ya. Ne olduğunu anlamadım. Einstein abi buzdolabı diye. Erotik bir ürün. Evet. Aynı zamanda saati de gösteriyor. Çok farklı. Ama 10'u 10 geçiyor gözler. Dil dönüyor mu böyle hakikaten yer kovar? Sordu. Soruyor. Sanki bilir kişi var burada. Abi anlatma şu ürünü ya. Ay, görelim. Tabii ki Einstein o. Öyle mi? Einstein öyle. Ay, öyle değil. Evet. Bak 10-10 geçiyor bak. 2-10 var. 4. Ya biz yokken baba böyle bir olay oldu ya. Böyle bir olay oldu. Mükemmel. Mükemmel bir şarkıcı. Mükemmel bir performans. Hakikaten işte... Bizim televizyonumuzun karakteristik güzel özelliklerinden biri bir performans olarak görüyoruz. Buyursunlar. Bak, sen diyorsun ki bu kız, bu güzel kız şarkı söylüyor değil mi? Hani kendini yitirmiş, neredesin falan diyor. Ondan sonra bir böyle bir hani halk dilinde kullanılan bir küfürlü bir şeye giriyor falan. Oradaki, orada böyle bir radyo televizyon üst kurulu kararı uyguluyor. Bak, falan. Ya abi bu kadar da kendine hakim. Böyle konuklar istiyorum bundan sonra. İstemiyorum. İstemiyorum. Hande Kazanova yeter artık bana. Ben yeter. Hanımefendi kadın, hanımefendi kadın bitti artık. Ben böyle konuk istiyorum. Dikkat et çok açtı. Kübra patlayacağız. Kız şunu kız. Çok bilmiş. Güzel bir tabir. Dön. Bayılıyorum bunlara. Ben şimdi de. Burada kavga çıkarma mecburiyeti var hocam. Tabii. Öyle mi? Şeydeyiz, yemekteyiz, sofradayız. Benim sofraya gel, gel bu gece bende ye falan filan isimli programlar. Hakikaten kavga çıkarma mecburiyeti var. Tabii burada birkaç tane böyle... beyni bu yönde takılabilecek, hareket edebilecek tipler bulunuyor. Ben bunları biliyorum. Yani tamamen kurgu değil. Fakat diyor ki mesela bu çocuğu diyor alıp buraya koyarsak diyor, bunun da diyor böyle diyor düğmesine basarsak diyor istediğimiz sonucu elde ederiz diyor. İşte bu kast direktörlüğü dediğimiz şu anda televizyonculuktaki en yüksek mertebe. En yüksek yer. Ya bunların hepsinin maaşlarını arttırmak lazım. Çünkü bu çocuklardan, bu kas direktörleri, hanımlardan ve adamlardan gayrı hiç kimse şu anda televizyona... Yani şu televizyonculuğu
yaptıramaz. Onlar olmazsa. Bak şimdi bir çocuk bulmuş orada. Çok acayip. Görelim. Çok bilmiş. Güzel bir tabir değil. Çok bilmiş. Değil. Güzel bir tabir. Evet. Sen annene çok bilmiş diyor musun? Nasıl yani? Ne demek nasıl yani? Daha nasıl açıklayabilirim? Ne alaka şimdi? Annemle bu sofrada ne alaka? Hayır şu ben an, de... Şu an bu sofradaysak eğer sen benim annemden bana bahsedemezsin, tamam mı? Kaybol. Bir kere haddini bilecek. Kaybol. Bana bak haddini gerçekten sen bil. Ben haddini biliyorum ama sen benim sofradan... Gerçekten çok terbiyesiz. Ne demek ki? Susar mısın? Hayır. Bu masada sen... Susmuyorum. Çocukluğunu bir... Dur. Çünkü bak çocuk o kadar iyi ki. Yani çünkü orada bir adam var ve o böyle mesela sesini yüksek... Susar mısın? Hayır. Yani yapacak hiçbir şey yok ki. Yani korkunç ve bu... işte bak bu tipi buluyor bak kas direktörü bunu buluyor. Yani bu tiple... Neler yapmazsın, neler yapmazsın. Her şey, her türlü formata girersin. Mesela evlilik programı yaparsın. Ondan sonra tarih programı yaparsın. Ondan sonra değil mi? Yani her şey dekorasyon programına çok güzel gider. Ondan sonra haber sundur buna. Hayır diye bir herif abi her şeyi yapar. Devam. Ne demek ya? Susar mısın? Hayır. Bu masada sen... Susmuyorum. Çocukluğunu bir... Ben sizin annenizle ilgiliyorum. Ben bu sorum siz de benim annemle ilgiliyorum. Yapamazsınız. Ben sizin annenizle ilgili... Yapamazsınız. Dur o elindeki parmağı mı yoksa bir şey mi var elinde? Parmak. O parmak mı? Parmak. Çok acayip bir şey ya. Devam. Çocukluğunu bir... Ben sizin annenizle ilgiliyorum. Ben bu sorum siz de benim annemle ilgiliyorum. Yapamazsınız. Ben sizin annenizle ilgili... Yapamazsınız. O senin bildiğin. Tayfun. Programa bak. Ana bacı yok devam ediyor. Aa. Tayfun Bey sakin olun, sakin olun. Kim orada benim anneme söyle söylüyor ya? Kimse benim annem hakkında konuşamaz, tamam mı? Ankara'nın en işlek caddelerinden... Bunca yılın çok başarılı bir kızımızdır. Çok, çok severim. Ben de çok severim. Duydun mu? Hayır duymadım, bilmiyorum. Ankara'nın ne yaptılarsa kıza o arada, ne dedilerse, nasıl sinirini bozdularsa... Değil mi? Görebiliyor muyuz onu tekrar? Ankara'nın en işlek caddelerinden birinde kaydedilen iki küçük çocuğun tehlikeli oyunu. Görüş almamız Dört. Lazım. Bu çok acayip. Bu Erhan değil mi? Erhan'a bayılırım. Gençliğini biliyorum. Yani gözümün önünde yaşlandı çocuk. Gözümün önünde yaşlandı. Ve bu çocuğu o kadar tepe tepe, şimdi galiba Haber Global'de, evet. O kadar çocuğu kullan, çocuk bitti abi. Bitti. Çalışmaktan, haber sunmaktan, stres yaşamaktan, Türkiye'nin siyasi konjonktürü içerisinde hakikaten orasıdır, burasıdır, oraya da şöyle, burası da böyle ve artık çocuğu bitirdiler. Ama bu eski bir hikaye, değil mi? Eski bir hikaye, nispeten eski, şimdi çok iyi. Şu anda çok iyi. Herhalde bundan sonra bir tatile gönderdiler ki çocuğu, değil mi? Tatilden sonra kendine geldi. Çünkü bakın bu hale gelmişti, görelim. Almamız lazım çünkü Golan Tepeleri son derece kritik bir yer. Altınbaş Üniversitesi öğretim üyesi, terör uzmanı böyle tarif edebiliriz. Eray Bey'le birlikteyiz. Eray Güçlü Er'le birlikteyiz. Burada mı? Hayır, burada iyi. Dur. Ya hakikaten bu adamı yani tepe tepe kullandınız. Her şeyi de bu çocuğa sunun. Çok başarılı çünkü. Her şey. Evet, bence evet, çok sempatik ya. Çok sempatik. Ama abi bu ya. Hale gelmiş yani. Hakikaten. Ya neredeyim? Her şey olmuş yani. Her şey çok bitmiş güzel. Çocuğu geberttiler, yordular, bitirdiler. Devam. Tomorrow will be too late. It's now. Dur. Dayanamayacaksanız stüdyoyu boşaltalım. Genç beginnerler rahatsız. Stüdyoyu boşaltalım. Oh, çok tehlikeli. Bilen. Bir kere It's Now or Never söylüyor. Ve yani tabii ki Bülent Hanım'ın bu cüretkarlı bir cüret bu çünkü. Yani bunu yapacağım diyor ve yapıyor. Fakat o sırada yığınların ne halde olduğundan haberi yok. Yani yığınlar eziliyorlar. Yığınlar yorgun, yığınlar stresli. Bizi my love diyerek ezme. Bizi hakikaten yani
hakikaten böyle şeyde hani fantastik filmlerde böyle kanatlı manatlı tipler geliyor ya böyle hani böyle dev bir şeyler falan. Hakikaten öyle geliyor üzerime. Görelim. My love. Dur. Abi My Love Ort Bey derken yani değil mi? Bu hani çocukların seyrettiği böyle fantastik filmler var ya hepsine fantastik canavarlar ve artık fantastik bir canavara benzemiyor mu ya? Ve de elbiseler filan da böyle My Love gelecek ve kapacak yani. Devam. Znaczy budete tak. Bu Türkçe konuşmuyorlar merak etmeyin. O kadar çıldırmadık. bir yabancı kanalda işte bizde de olmuyor. Ben bizde de olmasını istiyorum. Tabii ben Mesut'la bir tartışmaya girmek istemem yani. Anlatabildim mi? Fakat yani ben bizde de olmasını istiyorum. Çünkü özellikle haber kanallarındaki tartışma programlarında iğnelemeler güzeldir zekayla. Zekayla tiye almalar güzeldir. Zekayla birbiriyle bir münazaraya girmek güzeldir. Fakat kavgalarda hakikaten öyle kavga edecekse birçok haber kanalında görüyorum. Öyle kavga edeceğinize böyle kavga edin. Daha dürüstçe bence. Görelim. Bu dete tak. İftako mu rakusi? Yakovam. Zaten мы не будем згадувати про всякі моменти. Не передбачувана ситуація в нашому ефірі. Давайте ми не будемо. Слухайте. Ne zaferinden bahsediyor. Bunu da tabii şu sabahın erken saatlerinde eğer hala yaşamayı seviyorsanız, hala gelecekten bir ümidiniz varsa çok ümitlenmeyin. Dünya böyle bir yer diye bir şey olsun diye değil mi? Nedir? Darb-ı mesel gibi hani anladın mı? Hani onun için gösteriyoruz. Mutlu olan insan varsa artık bıraksın bu işleri diye gösteriyoruz. Buyursunlar. Zaferinden bahsediyorsun sen savaşta aşkı karıştırmışsın çık o karanlığa. Dört. İşte bir tarihin sonu Flash TV evet. Kapandı biliyorsun. Evet, evet. Bizim çok için üzüldüm. Ha evli programları bu özür dilerim Flash TV daha sonra. Evlilik programları sona erdi. Çok üzüldük. Medya arkamızın çok önemli bir maddesi, ham maddesi, başlangıç maddesi. Artık bitti evlilik programı. Çok da iyi oldu bence. Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun ve bu Millet Meclisi'nde çabasını değerli görüyorum bu konudaki. Olmayacaktı. Böyle değil. Yakışıksız şeyler oluyordu. Yine de eğlenceliydi ama görelim. Çok klas hareket ha. Dur. Ya işte bu hem evlilik programları bitti hem de ne olursa olsun halaya duran Flash TV ha? Neşe kaynağımız ya. En ilginç yapımları gördüğümüz Flash TV çok severek çok güzel bahsediyoruz. Dalga geçmek için söylemiyorum hakikaten Flash TV'nin aramızdan ayrılması bence hiç iyi olmadı ama velakin hadi onlara da bir selam çakalım buyursunlar. Musim bir ben şuradan bir yudum su içerim hiç. Biraz sen. Evet. Of 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 tabii ki aramızdan ayrılanlar da oldu. Evet. Çok üzücü. Flash TV hakikaten bir devir kapandı Türkiye'de. Mesut'cum çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Lütfedip geldin. Hande'cim çok teşekkür ederim. Lütfedip ne geldin. Demek, çok haftaya keyifliydi. Eğer uygun olursan çekim tarihimizde ben de çok istiyorum. Merak etmeyin devam ediyoruz. Daha sabahlıyoruz beraber.